Halil İbrahim, çok çok özür dilerim. Çok affedersin, iyi misin? Sen olduğunu anlamadım, iyi misin? Çok çok affedersin, özür dilerim. Zeynep. Abi ne oldu? Ses duydum da. Ne oldu? Abi bir şey yok. Sürahi kırıldı. İyi misin sen? Kestin mi bir yerini? Yok yok, bir şeyim yok, merak etme. Birazdan hallederiz. Biraz yalnız kalmak istiyorum, olur mu? Tamam. Kızlara haber ver, sen dokunma ona. Tamam abi. Halil İbrahim. Özür dilerim, tekrar iyisin değil mi? İyiyim Zeynep. İyiyim. Sen böyle birden omzuma dokununca aklım başımdan gitti. Asıl sen iyi misin? Tabii sen olanları bilmiyorsun. Yayladaki eve gittim. Etrafı görünce merak ettim. Ne oldu? Levent olacak hayvan bana saldırdı. Neyse. Ben tamam anladık, bunların cinsi bozuk da. Neden delirdin? Senin için bir şeyler hazırlamıştım. Yavuz için hazırladığım sandı kıskançlıktan deliye döndü, ruh hastası. Benim yüzümden olmuş. Affet. Hayır, seninle bir ilgisi yok. Babam tepki göstermedi mi bu duruma? Beni 3 kuruşluk ticaretine kurban etti. Olacak peki? Şu olacak. Ben Levent'le evleneceğim. Sen de beni nikahtan kaçıracaksın. Anlamadım. Anlatacağım her şeyi. Önce ben yiyecek bir şeyler getireyim. Gelince konuşuruz. Benimle dalga geçiyorsun değil mi? Hayır, ben çok ciddiyim. Madem onlar benim duygularımı, düşüncelerimi önemsemiyorlar, ben de onları nasıl iki paralık ederim diye düşündüm. Düğünden karıları, kızları, akrabaları kaçırılınca insan içine çıkamaz onlar. Hem sen de intikamını almaya devam etmiş olursun. Ha silah depolarını basıp rezil etmişsin, ha düğünden kızlarını kaçırarak senin için fark eder mi? Bence sen şoktan ne dediğini bilmiyorsun. Halil İbrahim, sakın bana korktuğunu söyleme. Ben hiçbir şeyden korkmam da. Arkadaşlarımı düşünüyorum. Onların hayatını daha fazla riske atamam. Sonuçta senin düğünün. Silahsız davetli olmaz. Düğün olmayacak. Nikah yaparlar sadece Tarık'ın yasından dolayı. Kalabalık olmaz. Sen nerede diyorsan orada yaparım. Yeter ki tamam de bana. Sen neden çekip gitmiyorsun buralardan? Neden çekip gitmiyorum buralardan? Levent beni istediği gibi aldatacak. Yakalayınca tokat atacak. İstemiyorum deyince zorla elde etmeye kalkacak. Babam sesini çıkarmayacak. Ben de yanlarını bırakıp kaçacağım, öyle mi? Ölürüm de bir yere gitmem. Bu Asiye'nin kardeşi Cevat. Levent'in dayısıydı değil mi? Dayısı. Cevat'ın bu nikaha gelme ihtimali ne? O kaçak biliyorsun, buralara gelmez. Tarık'ın cenazesine bile gelmedi. Ama sen illa gelsin diyorsan... Gelsin.
Eğer ben sorun çıkarırsam beni, daha doğrusu babamı ikna etmek için gelir. Cevat'ı biliyorsun. Babamın katili. O şerefsiz gözlerimin önünde öldürdü babamı. Sonra da Gürcistan'a kaçtı. Sizinkilerin pis işlerini devralmış. Madem darbe vuralım diyorsun, ciğerlerini sökelim. O Cevat gelecek buraya. Getireceğim onu sana. Hadi sen bir şeyler ye. Hava kararsın, öyle gidersin. Ben Elif'i organize edeyim. Ayşe ile konuşsun, Ayşe teyzesiyle konuşsun. Cevat'ı getirelim. Sana Şota'yla haber yollayacağım. Onun da Elif'in de haberi var görüştüğümüzden. Şota'ya güvenebilirsin. Babam benim yüzümden Leyla'yı yaktı. Baban değil de o Asiye yılanı. Sırf sen Levent'le evlen diye kendi öz kızını yaktı. Yok yok. Bizim yüzümüzden oldu bunlar. Bizimle ne alakası var anne? Ben şimdi anladım. Rızvan abim cin gözü niye cezaevine yolladı? Cin gözün durumuyla Leyla'nın olayının ne alakası var? Sakin ol. Leyla cin gözü seviymiş. Belki anlamış durumu Asiye. Leyla daha çocuk ya, çocuk. Hepiniz kafayı mı yediniz? Siz neyi tartışıyorsunuz ya? Allah Allah. Demek yakıştıramadık kızın oğluma. Yazıklar olsun bunca yılın emeğine. Sakine bir dur sen de anlamadan dinlemeden. Elif hayırdır? Ali Kemal dedi ki bacım seni çağırıyor. Ben çağırmadım, Zeynep çağırdı. Öbür eve gidecekmiş. Öbür ev ne alaka? Asiye anneyle konuşacağım. Anneye konuşacak onunla. Sakine bir dur Allah aşkına. Elif. Hı. Nereden çıktı şimdi öbür ev? Leyla'yı bahane edip olay çıkarırsan Asiye'nin Cevat'ı getirmekten başka çaresi kalmaz. Şota seni oraya götürür, sonra da Şahinkaya gider. Cevat, Şahin Kaya. Hayırdır sizin iki süt kardeş konuşacak başka bir şeyiniz kalmadı mı ya? Affedersiniz Zeynep Hanım. Hadi yürü Şota, ben sana yolda anlatırım. Ömerciğim, ne haber? Hoş geldin abla, iyilik. Annem burada mı? Tabii bahçede. Yanında biri var mı? Zuhal teyze var, Nesim amca, bir de Levent abi. Asiye anne, konuşabilir miyiz? Konuşalım. Çek bir sandalye, konuşalım. Baş başa konuşmak istiyorum ben. Burada yabancı yok. Biz bizeyiz. Konuş. Sizinle özel bir şey konuşmak istiyorum Asiye anne. Bize müsaade Baldız. Anca yetişir işler. Zeynep. Haydi oğlum, haydi. Yarın konuşursunuz, ne konuşacaksınız. Yürü. Haydi. Asiye anne, Leyla daha küçücük. Ayrıca Yavuz'u da sevmiyor. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl kıyarsın kızına? Biz bir şey yapmadık. Sen kıydın kardeşine. Ben mi? Sen ateşle oynadın, ateşle.
ateşle oynarsan hem kendini hem sevdiklerini yakarsın. Babana karşı çıkmak için o Yavuz Leto'yla oynarsan eğer, arada Leyla yanar. Şu nikah bir bitsin. Hava karardığı anda ben o sıcacık yatağıma girmeden sen mezara gireceksin. Selim kafana sıkacak. Yanındaki de gömecek. O nikah kıyılsın. Ben kendi kafama sıkarım zaten Levent Efendi. Sen beni dert etme. Kendini düşün. Çek be arabayı. Çek! Peki. Madem Leyla'yı Yavuz'la evlendirmek istiyorsunuz, evlendirin. Eğer bütün bunları ben o Levent'le evleneyim diye yapıyorsanız, bilin ki ölürüm de evlenmem o pis sapıkla. Ablaların en güzeli. Cevat, kardeşim. Ne zaman geleceksin sen? Ablanı gömmeye mi geleceksin? Abla, ne oluyor orada? Zeynep Hanım. Cevat Gayatan geldikten sonra haber verecek de Halil İbrahim'e. Ha bu acele nedir? Önceden bilsin ki hazırlığını yapsın Şota. Tabii Levent'le sahiden evlenmemi istemiyorsan. Bak Allah'ıma kitabıma ne sizi dinlerim ne bir başkasını dinlerim affedersiniz. O şerefsizin nikah masasında kafasına basarım mermiyi. Canım Şota'm. Sen merak etme. Söyledim ya ben onu ölmekten beter edeceğim. Hadi selam söyle 24.42'ye. Aleyküm selam. Zeynep Hanım, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Levent Bey'i hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, zenginlikte ve yoksullukta eş olarak kabul ediyor musunuz? Şimdi bana sor. Sor bakalım. Siz Levent Bey, Zeynep Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Sizler de şahit misiniz? Şahitler, şahitler. Haydi. Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Artık benim kararımsın. İmzala bana. Hadi imzala da. Hadi bak kimsenin kafasına kurşun sekmeden imzala da Zeynep. Sağ ol.
ne be? Selim! Bu ne biçim müzik be? Kim çalıyor lan bunu? Kapattır! Kapattır lan! Koş! Koş be kapat! Kapattır lan şunu! Kalkan sesinden hava sedar edilir, seslenmelidir, seslenmelidir. Atkişlemesinden kalkan ben, sesinden Halil İbrahim, kalkan sesinden dağlar sedar edilir. Babamın katili Cevat şu an bir ağaçla sallanıyor. Yani bir devir kapandı. Bundan sonra bu topraklarda her türlü zulme karşı ben varım. Hey, düşman geldi tabur tabur dizildi. Bu düğüne gelince ben yaşadığım sürece hiç kimse istemediği biriyle evlenmeyecek, evlendirilmeyecek. Eğri kılıç kında paslanmalıdır, paslanmalıdır. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalı. Çekil lan. Paslanmalı. Yürü. Ali İbrahim. Aa, bırak beni, ne yapıyorsun, bırak. Kadınları karıştırma bu işe. Bırak Zeynep'i. Siz benim sevdiğimi benden aldınız. Ben de sizin sevdiğinizi sizden alıyorum. Düşman geldi tabur tabur. Kimse elini belini atmasın. Yakarım. Ali İbrahim. Alnımıza böyle yazı yazıldı. Yazı yazıldı. Mertlik bozuldu. Yaz. Kadınlar varsın mı? Olamayın lan. Aslanmalı. Tüfek icat oldu. Mertlik bozuldu. Mertlik bozuldu. Haydi uşaklar. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Paslanmalıdır. Lan! Karımı kaçırdılar! Lan! Koş lan git, getir arabayı git! Koş arabayı getir! Çünkü sen çaldırdın değil mi? Sus lan sus. Süt kardeşin kaçırıldı. Ağla da işi bizden bilmesinler. Canından, aman canından, çoğunu ayırır her meydanından, her meydanından, Kırat köpüğünden, düşman kanından, düşman kanından. Bir an hiç gelmeyeceksin sandım eşkıya. Şalvar ıslanmalıdır, ıslanmalıdır, Kırat köpüğünden, düşman kanından.
Halil İbrahim. Hazır elimize düşmüşlerdi. Hepsini gebertecektik orada. Zeynep'in gözünün önünde mi yapacaktık kardeşim? Kızın hiç mi hatırı yok? Hatırı çok. Hatırı çok da. Ona da bir iyilik olurdu neticede. Bu da adamın babası gözünün önünde vuruldu diye. Gidip Cevat atsık ya. Çoluğun çocuğun önünde bize yakışmaz da. Ne konuşuyorsunuz bakayım orada? Şey, bu şimdi sen... Biz şimdi imzaya yetiştik mi, yetişemedik mi? Yani sen Zeynep Leto musun, Zeynep Kulpa mısın? Onu soruyor Turan. He. Artık iki tarafta ailesinden silmiştir beni. Benim ailem sizsiniz. O zaman aramıza hoş geldin. Umarım yarı yolda geri dönmezsin zengin kızı. Dönmem, dönmem. Hadi. Zeynep. Nereye? Ya orası köy yolu Zeynep. Hani dönmem diyorsun ama ayakların seni götürüyor. Buralar New York'a benzemez Zeynep Hanım. Tamam ya, hadi Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.